Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi kimdir? Osman Gazi 600 yıldan fazla hüküm süren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin atası olan Osmanlı Devleti'nin temellerini atan isim olmuştur. Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Gazi, Osmanoğullarını kurduktan sonra devletin adını da Osmanlı Devleti olarak belirlemiştir. Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. Ertuğrul Gazi'nin üzerine titrediği üç oğlundan birisi olan Osman Gazi 27 sene saltanatta kalmıştır. Osman Bey, Osmanlı Devleti'ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı sultanıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Muniddin de denmiştir. Osman Gazi hayatının sonuna kadar emir yani bey olarak anılmıştır. Vefatından sonra han ve sultan denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uç beyi olmuştur. Babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. İlk evliliğini 1280 yılı civarında Sultan Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olan Mal Hatun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Balı Hatun ile evlenince nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzade Alaaddin dünyaya geldi. 1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesud'un 1284'te Söğüt ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği aksancak, tuğ ve mehterhane ile uç beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisar'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması Osman Bey'in yar istikbalini kazanması demektir. Osman Gazi, Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telaşa düşen Bizanslılar, onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisar ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti. Ve fitneye sebep olan Yarhisar Tekfuru'nun kızı Nilüfer'i oğlu Orhan ile evlendirdi. Bu tarih daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı kabul edildi. 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın saltanat alameti olan Tabl, Alem ve Tuğ'u Osman Bey'e bir ferman ile göndermesiyle artık Osman Bey müstakil bir uç beyi olmuştur. 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde yeni şehri kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i, oğlu Orhan Bey'e Sultanönü'nü, Hasan Alp'e Yarhisar'ı, Şeyh Edebali'ye Bilecik'i ve Turgut Alp'e İnegöl'ü verdi ve Edebali'nin torunu Alaaddin'i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı hükümdarı Ahmet Razan tarafından Selçuklu Devleti'ne son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313'te Harmankaya hakimi Köse Mihail Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisar ve Gölpazarı Osmanlı'nın eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini göremeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine geçici olarak gömüllü bulunduğu Söğüt'ten alınarak 2,5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüşkümbet'e
defnolunmuştur. Babasından 4800 kilometre kare olarak aldığı toprakları 16.000 kilometre kareye çıkaran Osman Bey'in Orhan ve Alaaddin dışındaki çocukları şunlardır. Fatma Hatun, Savcı Bey, Melik Bey, Hamit Bey, Pazarlı Bey ve Çoban Bey. Bugünkü mülki taksimata göre Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi Bilecik, Eskişehir Merkez, Sakarya'ya bağlı Geyve, Akyazı ve Hendek, Kütahya, Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya, Yenişehir ve İnegöl ilçelerini kapsıyordu. Osman Bey zamanındaki büyük alimler ve şeyhlerden bazılarını da hatırlatmakta yarar vardır. Alimlerden en önemlileri Mevlana Şeyh Edebali, Dursun Fakih ve Hattab bin Ebi Kasım Karahisari'dir. Maneviyat reislerinden ise Şeyh Muhlis Baba, Şeyh Aşık Paşa, Şeyh Uvan Çelebi, Şeyh Hasan Çelebi ve Baba İlyas mutlaka zikredilmelidir.